terör örgütü PKK'ya ile ilgili dikkat çeken gelişme tabancalarla köylerde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı operasyonları sonucunda terör örgütü PKK'ya adi suç örgütü haline gelme eğilimi göstermeye başladı. Jandarmanın yoğun baskısı ve başarılı operasyonlarının ardından bölgede bulunan teröristlerin uzun namlulu silahlarla dağa çıkamaz hale geldiği ve tabancalarla köylerde gezdiği tespit edildi. Terör uzmanları, jandarma tarafından bölgede yapılan başarılı operasyonlarla terör örgütü mensuplarının artık uzun namlulu silahlarla rahat gezemez hale geldiğini söyledi. Uzmanlar, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan başarılı operasyonların kırsalda teröristlere nefes bile aldırmaz hale geldiğini dile getirdi. Uzun namlulu silah taşıyamaz hale geldi terör uzmanları, hareket kabiliyetleri azalan teröristlerin yakalanmamak için uzun namlulu silah taşıyamaz hale geldiğini belirterek, bunun yerine tabancalarla köylerde gezdiğini, buna rağmen başarılı operasyonlarla bulunarak etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini söyledi. Devletin kararlı duruşu ve jandarmanın başarılı operasyonları ile etkisini kaybeden terör örgütünün adi suç örgütü haline gelme eğilimi gösterdiğinin tespit edildiğini dile getiren terör uzmanları, köylerde tabanca ile gezen teröristlerin de bulunarak etkisiz hale getirildiğini kaydetti. CÖH. Operasyonu ile iki teröristi etkisiz hale getirdi. 11 Ocak 2019 tarihinde Kocaköy ilçesi Bozbağlar Köyü Yılmazlar Küme evlerinde Jandarma Özel Harekat, CÖH timleri tarafından yapılan nokta operasyonu sonucunda Zinarin Berksveden Kod isimli Hacire Yılmaz ve Zilan Toril'den Kod isimli Suzan Çelik isimli teröristler üzerlerinde bulunan 2 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 76 adet 9 mm çapında fişek, 4 adet el bombası ve birçok örgütsel döküman ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirildi. Terör uzmanları bu teröristlerin dağa çıkmaya ve uzun namlulu silah taşımaya cesaret edemedikleri ve tabanca ile köyde gezdiklerini, buna rağmen etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Uzmanlar, bu olayın terör örgütü PKK'nın adi suç örgütü haline gelme eğilimine önemli bir örnek teşkil ettiğini ifade etti. Bu durumun terör örgütünün adi suç örgütü haline gelme eğilimi gösterip kırsala dahi çıkamaz hale geldiğini gösterdiğini belirten terör uzmanları, devletin kararlı duruşu ve jandarmanın başarılı operasyonları ile terör örgütüne tarihinin en büyük darbelerinin vurulduğunu kaydetti.